Ya aslında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası eski ve yeni yöneticilerine açılan davaya baktığımız zaman benzer iddiaların olduğunu görüyoruz. Yani bu iddialar daha önceki yıllarda da yine ileri sürülmüştü. Yine işte KCK'nin örgütlenme şemasından hareketle işte siz de işte halk sağlığını savunuyorsunuz, işte siz de şu kavramları kullanıyorsunuz gibi oradan böyle bir benzerlikler kurup çeşitli ithamlarda bulunmuşlardı. Ve en meşhuru Kesk İzmir dosyasıydı. 2009 yılında yine yargı ve polis içerisindeki Fethullah Gülen örgüt mensuplarının bir kumpasıydı. Çok sayıda arkadaşımız o dönem gözaltına alındı, tutuklandı. Daha sonra mahkum edildiler. Yine aynı işte, siz KCK'nin bilmem ne komitesinin faaliyetlerini yürütüyorsunuz tarzında suçlamalardı. Ve buradan hareketle insanlar çok ciddi olarak yargı baskısı altında kaldılar, hapsedildiler. Kararları kesinleşti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Hatta Anayasa Mahkemesi verdiği ihlal kararında sendikacıların yaptıkları toplantıların, katıldıkları gösterilerin yasa dışı örgüt talimatıyla yapıldığına dair çok somut kanıtlar olmadığı sürece benzerlikler kurulup suçlama yapılamayacağını ileri sürüp gösteri hakkı ihlalinden karar vermişti. Adil yargılanma hakkı ihlaline girmemişti bile. Ve o nedenle İzmir'de yeniden 12 sene sonra yeniden yargılama yapıldı. Bütün arkadaşlarımız beraat etti, karar kesinleşti. Şimdi benzer iddialar Ankara'da daha önce yine yapılmıştı. Yani yine Fethullah Gülen örgüt mensuplarının yine bir kumpasıydı. O davalar Ankara'da halen devam ediyor. Yani aynı tarz suçlamalar bunlar. Bu sefer tek farkı gizli tanık bulmuşlar. Şimdi o gizli tanığı da tabii usule aykırı dinlemişler. Önüne fotoğrafları koymuşlar. Fotoğraftan teşhis tutanağı adı altında ilgili yasaya aykırı olacak şekilde imzalatmışlar. Şimdi bir insanın yüzlerce kişiyle ilgili bilgi vermesi, onu gördüm demesi, tanıdım demesi mümkün değil. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bu polisin yine bir kurduğu bir kumpas. Dikkat ederseniz Türkiye'de kolluk ve yargı içerisinde işte bu paralel devlet yapılanmaları hiç bitmiyor. Bakın daha önceki paralel devlet yapılanması hükümetin kendisi açıkladı ve darbe teşebbüsünde de açığa çıktığı gibi Fethullah Gülen paralel yapılanmasıydı. Örgüt yapılanmasıydı. Şimdi ise devlete işte o Fethullah Gülen örgüt yapılanmasından boşalan yerlere şimdi anlaşılan başka ekipler gelmiş yerleşmiş. Şimdiki ekiplerin özelliği daha fazla milliyetçi olmaları, özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olmaları veya işte ulusalcı veya ulusolcu diye tabir edeceğimiz kesimlere yakın olmaları gibi aslında bu yeni tarzda aslında paralel devlet yapılanmasıdır. Bunu da aslında böyle görmek gerekir. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük problemi hep budur. Yani devlet içi çete yapılanmalarıdır aslında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani insanlarla ilgili benzer iddiaları sürekli ısıtıp insanların önüne getiriyorsunuz ve insanları gözaltına alıp tutukluyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bunlar tabii ki gelecekte daha net açığa çıkacaktır. Gizli tanık beyanlarına baktığınız zaman bu beyanların zaten bilgiye ve görgüye dayalı olmadığı ortaya çıkıyor. Bakın Kerem Gökalp isimli kişi o açık tanıktır ki etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Etkin pişmanlığın özelliği şudur. Bir kişi kendisi ceza almaması için başka insanlarla ilgili veya örgütle ilgili beyanda bulunması gerekir. Oysa örneğin Kerem Gökalp örneğinde olduğu gibi gidip teslim olurken sadece örgütün silahlı kanadında yer alan insanlarla ilgili bilgi vermiştir bakın. Onun dışındaki diğer insanlarla ilgili zaten bir bilgisi yok ki. Ki nitekim bunu mahkemede de açık açık söyledi zaten. Peki nasıl oluyor da siz bu insanı getirip önüne fotoğrafları koyup imzasını alıp sonra da insanları suçlayabiliyorsunuz? Yani kolluk biriminin ve yine soruşturma savcılığının hukuka aykırı işlemleridir bakın bunlar. Bunlar ileride ortaya çıkacak, daha net ortaya çıkacak. Yani bir iktidar değişikliğiyle Zaten Türkiye'de bu özellikle 2015'ten bu tarafa yargı içerisinde olup bitenlerle ilgili sağlıklı bir soruşturma açılması gerekir. Yani savcıların partilerle, gruplarla, çıkar örgütleriyle, siyasetçilerle veya yasaya aykırı faaliyetleriyle ilgili çok kapsamlı soruşturmaların açılması gerektiği görüşündeyiz. Şimdi tabii ki birileri yetkiyi eline geçirmiş, iktidar gücü arkasında zannediyor ki her istediğini yapacak. Yani böyle bir şey yok. Siz herkese her istediğinizi yapamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok. Hakikaten ben cahil cesareti diyorum bazen buna. Yani bu nasıl bir şey yani? Şimdi sizi bağlayan bazı hukuk kuralları vardır. Asgari kurallardır bunlar. Siz bunları çiğneyemezsiniz. Siz bunları dahi çiğniyorsanız o zaman gerçekten gözünüz kararmış demektir sizin. Bu dosyalarda bunu görüyoruz bakın. Elbette ki bir de şimdi bu sendika örneğinde olduğu gibi, SES'te olduğu gibi toplumsal muhalefetin önemli bir bileşenidir. Kurulduğu günden beri sürekli halk sağlığını savunmuştur. Halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını savunmuştur. Sürekli toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadın haklarını savunmuştur. Kadın emekçilerin mücadelesini savunmuştur ve örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. Ve emek mücadelesinde aktif olarak yer almıştır. Şimdi bu iktidarların hepsini rahatsız ediyor. Yani AK Parti'den önceki iktidarlar da SES sendikasından rahatsızdı. Yani bu AK Parti'ye özgü bir durum değil. Şimdi işte görüyoruz ya bu kadarını da yapmayın artık yani değil mi? Şimdi benzer iddialarla ilgili bu insanları tekrar niye yargılıyorsunuz? Ve tabii ki şimdi bu iddiaların karşılık bulması mümkün değil. Bir an için karşılık bulduğunu düşünün. Şimdi o zaman Türkiye'de herkes yargılanabilir. Yani iktidarda bulunan AK Partililer de aynı mantıkla yargılanabilir bakın. Yani AK Partililer şöyle düşünüyor. Zannediyorlar ki bunlar sonsuza kadar iktidarda kalacak. Bu devran hep böyle gidecek zannediyorlar. Şimdi bu devran böyle gitmez. Bakın iktidarı kaybettiğiniz anda şu son 6 yılda oluşturduğunuz yargı pratiği sizin başınızı çok belaya sokacak. O mantık eğer işletilirse hepiniz en hafif deyimiyle Fethullah Gülen örgüt mensuplarıyla olan ilişkileriniz nedeniyle siz de yargılanacaksınız. Niye buna izin veriyorsunuz? Bu nasıl bir mantık yani? Nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bu devlet içerisindeki özellikle milliyetçi kanadın, ulusalcı ve ulusolcu kanadın kendisini devletin sahibi gibi görmesi ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi suçlaması mantığıdır. Yani düşman ceza yargılaması mantığıdır bu. Şimdi o mantığa göre yarın öbür gün AK Partililer de yargılanabilirler. Onlara destek verenler de yargılanabilirler. Ben her fırsatta bunu anlatıyorum. Yani bu mantığa karşı gelinmesi lazım. Devlet içerisindeki bürokrasi kontrolünüzden çıkmış durumda. Ya da şimdilik işinize öyle geliyor, sessiz kalıyorsunuz. Ama onların bu yaptıklarının sonu yok ki bakın. Yine Kobani soruşturma sürecinde zaten bütün hukuka aykırılıklar ortaya çıktı bakın. Yani Kobani soruşturma süreçlerindeki ilerlemelerle Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan açıklamalar arasında paralellikler var bakın. Birbiriyle çok uyumlu. Yani dolayısıyla gerek kolluk biriminde, gerek savcılık biriminde bir siyasi partiyle organik ilişki içerisinde olan insanlar olduğuna dair kuvvetli şüpheler var bakın. Bu son dönem tabiri caizse moda oldu. Düşünebiliyor musunuz? Hapishanede yatan insanlara para yatırıyorsunuz. Terörün finansmanı kanunundan gözaltına alıyorsunuz. Sonra size dava açıyorlar. İlk duruşmada beraat ediyorsunuz. Niye? Çünkü hapishanede yatan insana yatırdığınız para zaten devletin kontrolünde ve hapishanedeki kişi de o parayı hapishane kantininde harcıyor. Yani zorunlu kişisel ihtiyaçları için harcayıp kullanıyor. Şimdi ilgili kanun bunu kesinlikle düzenlemiyor yani. Peki o zaman bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi örneğin diyor ki yasa dışı örgüt mensuplarının diyor ailelerine yardım etmişsiniz. Peki bu yasa dışı örgüt mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Evet. Bunların anne babası, kardeşleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Eğer bir kişiyi diyor açlıktan öldüğünü görürsem diyor o valiyi, o kaymakamı diyor görevde tutmam diyor değil mi? Peki yıllardır bu ülkede ekonomik kriz var. Covid döneminde insanlar fakirlikle, açlıkla, işsizlikle mücadele ettiler. Şimdi siz bir fakir aileye yardım ettiğinizde GBT taraması mı isteyeceksiniz? Durumu kötü olan, gıdaya muhtaç olan, fakir olan herkese yardım edebilir. Siz burada böyle bir şey getiremezsiniz yani. Terörün finansmanı ne demektir biliyor musun? DAEŞ'e yardım ediyor musun? DAEŞ'in petrolünü satıyor musun? Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararıyla terör örgütü listesinde yer alan örgütlerle ilişkin var mı yok mu? Yani o kanuna göre ancak nüfuzlu kişiler terörü finanse edip etmediğini kontrol etmen lazım. Yani kara para meselesidir bu. Kara para meselesidir. Peki bu soruşturmalara baktığımızda hiç kara para soruşturması gördünüz mü? Görmedik. Yani şimdi burada bir garabet yok mu sizce yani? Hakikaten komşunuz açsa ve siz ona yardım etmiyorsanız siz insan değilsiniz zaten. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde savcılar bu iddialarda bulunuyor. Ey Adalet Bakanı duyuyor musunuz? Ey Sayın Erdoğan duyuyor musunuz? HSK üyeleri duyuyor musunuz? Soruşturmalarda savcılar fakir insanlara niye yardım ettiniz diye insanları suçluyorlar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu, bu nasıl bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir? Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Covid-19'la ilgili sendika açıklama yapmış. İşte hapishanelere dikkat çekin. Birleşmiş Milletler'in bütün organları açıklama yaptı. Avrupa Konseyi'nin bütün organları açıklama yaptı. Yahu bu nedenle 7242 sayılı kanunu çıkardınız. Hapishanelerde denetimli serbestlik adı altında 100 bin insanı tahliye ettiniz. Hala Covid nedeniyle izinli olan insanlar var. Bir sendika bunu söyledi diye sendikacılar nasıl suçlanabilir ya? Böyle bir mantık nasıl olabilir? Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Yani gerçekten AK Partili milletvekilleri, İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı'nın müfettişleri. Yahu gelin şu dava dosyalarında ne yazıyor bir merak etmiyor musunuz? Bir okuyun, bir bakın. İnsanlar artık hangi iddialarla yargılanıyor? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir garabettir bu yani? İşte düşman ceza yargılaması denen şey bu bakın. Eğer paralel yapılanmalar devleti ele geçirirse işte düşman ceza yargılaması bakın ortaya çıkıyor. Önceden bunu Fethullah Gülen örgütü yapıyordu. Şimdi adını ileride öğreneceğiz bunların örgütünün ne olduğunu. Şimdilik sadece siyasi anlayışlarını söyleyebiliyoruz. Yani böyle MHP'ye yakın milliyetçi tandanslı insanlar veya kendini ulusalcı veya ulusolcu diye tarif edenler. Yani o devletin resmi ideolojisini sahiplenip işte devleti kendilerinin malı gibi gören bir ekip ama bunlar paralel bir ekip bunlar. Bunlar devleti temsil eden insanlar değil. Şimdi bunlar kolluğu, yargıyı ele geçirmiş, istedikleri gibi hareket ediyorlar. İstedikleri insanları istedikleri gibi suçluyorlar. Son 6 yılda 2 milyona yakın insan örgüt üyeliği soruşturması geçirecek. 500 bine yakın insan da davaya muhatap olacak. Ya burada dikkat dağıtılıyor bakın. Yani özellikle Türkiye Birleşmiş Milletler Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesine alınmış bir ülkedir. Yani kara para aklanan ülkelerden birisidir Türkiye. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Savcılıkları siz kara para aklayanlarla mücadele edin. Bakın eğer siz kara para aklayanlarla mücadele ederseniz halk sizin yanınızda yer alır. Ama siz kara para aklayanlarla mücadeleyi bir kenara bırakmışsınız. İşte hapishanede yakını olan para yatırmışsa ona dava açıyorsunuz. İşte fakir bir aile varsa ona yardım edenle uğraşıyorsunuz. Neymiş? İşte o aileden birisi. Ya şimdi Kürt illerine gittiğinizde hangi evin kapısını çalarsanız çalın. Ailesinden bir tek kişinin son 40 yılda şöyle veya böyle çatışma sürecinde zarar görmemiş bir tek aile bulabilir misiniz? Bir tek aile bulamazsınız. O halde siz bunu bile bile İnsanlara soruşturma açarsanız bu ırkçılıktır bakın. O zaman Türkiye'de eğer Kürtseniz ve bir Kürt fakir aileye yardım etmişseniz o zaman doğrudan doğruya itham altında kalırsınız yani. Ses dosyasında görüldüğü gibi Covid zamanında devletin İBAN numarası verdiği bir ortamda sendikacılarda kardeş aile kampanyası ile ilgili konuştukları için ki o kampanyanın bileşeni değiller üstelik. Ve onlar da aslında etrafındaki insanlara gıda yardımı veya maddi yardım yaptıkları için suçlanıyorlar. Ya bu aslında her şeyi özetliyor bakın. Burada bir ayrımcılık var. Burada bir Kürt ayrımcılığı var. Bunun altını böyle çizmek lazım. Bu çok tehlikelidir. İşte o nedenle demin anlatmaya çalıştım. Yani bu siyasi anlayışı milliyetçi olarak kendini tanımlayan, ulusalcı veya ulusolcu diye kendini tanımlayan bir ekip, yeni bir paralel ekip olarak devlete yerleşmiş durumda. Bu çok tehlikelidir. Siyasi meseleler siyasi yolla çözülür. Siyasi meseleleri hukuk kullanılarak, yargı kullanılarak çözmeye çalışırsanız işte böyle garabetler ortaya çıkar ve paralel yapılanmalara da alan açmış olursunuz. Yani şu anda AK Parti iktidarı yeni paralel yapılanmalara alan açmıştır. Nasıl ki Fethullah Gülen örgütlenmesinin devlet içerisinde büyümesinde öz eleştiri yaptılarsa, şimdi gelecekte de herhalde bunlarla ilgili öz eleştiri yapacaklar. Ama bu sefer halk size inanacak mı? Çok emin değilim. Yani bu sefer halk gerçekten artık size inanmayacak. Gerçekten elinizi vicdanınıza koyun. Eğer insanlar fakir ailelere yardım etti diye teröristlikle suçlanıyorsa, Türkiye'nin ülkücüleri oturun bir düşünün. Burada bir hata yok mu? İyi Partililer oturun bir düşünün. AK Parti'nin toplumu bu kadar baskı altına almasına nasıl sessiz kalırsınız? Böyle bir şey nasıl olabilir? Demin anlattığım gibi yani siz o zaman Türkiye'deki Kürtlerden, Türkiye'deki Alevilerden, Türkiye'de ötekileştirilen kesimlerden nasıl oy isteyeceksiniz? Yani yarın öbür gün oy istemeye gittiğinizde insanlar diyecekler ki son 6 yılda 2 milyondan fazla insan soruşturma geçirmiş. 500 bine yakın insan örgüt üyeliğinden yargılanmış. Siz bunlarla ilgili ne dediniz diye size soracaklar. Toplumsal muhalefet örgütlerinin de keza aynı şekilde. Hele ekonomiyi bu kadar çok konuştuğumuz bir dönemde özellikle meslek örgütlerinin yani sanayi kuruluşlarının, ticaret odalarının, borsaların, odaların bu meselelerle ilgili de bir şeyler söylemesi gerekiyor. Toplumda derin yoksulluk giderek derinleşiyor. Ama işte o yoksullara yardım eden insanların başına bunlar gelirse toplumdaki dayanışma azalır. Bakın zaten bunu da yapmak istiyorlar. Yani toplumdaki dayanışmayı azaltmak istiyorlar. Sadece insanların kendilerine muhtaç kalmasını istiyorlar. Ya böyle bir şey olamaz yani. Bu açlıkla terbiye kültürüdür. Bu inaye kültürüdür. Çağdaş hukuk devletlerinde, sosyal hukuk devletlerinde buna asla izin verilemez. Devletseniz gereğini yapacaksınız. Dolayısıyla hiç kimseye de ona buna gıda yardımı veya hayatını sürdürmesi için yardım ediyor diye de suçlayamazsınız. Hani bunları özellikle vurgulamak istiyorum.